Gökçeada Devlet Hastanesi'nde 15 yıldır görev yapan uzman doktor Hakan Eyi birkaç sene önce lavanta konusunda araştırma yapmaya başladı. Adının özgün koşullarına uygun tarım arayışındayken lavanta tarımının daha uygun olduğunu belirleyen Eyi Şirinköy'deki 20 dekarlık arazide üretime geçti. Lavantaları çiçeklenip işlenmeye hazır hale geldikten sonra ilk hasadını bu yıl yapan Eyi, 100 kilogram İngiliz türü lavantadan bir litre yağ çıkardı. Eyi'nin ardından adada arazilerini tesis eden iki girişimci daha lavanta üretiyor. Hakan Eyi bu sene itibariyle verim almaya başladıkları lavantaların hasadını yaptıklarını söyledi. Lavantanın normalde denize bu kadar yakın ve düşük rakımda yetişmeyen bir bitki olduğunu belirten Eyi şöyle devam etti. Uzunca belki 2-3 yıl araştırdık önce çünkü e, lavantanın denize bu kadar yakın ve düşük rakımda yetişmesi beklenen bir bitki değil. Verim alabilecek miyiz diye e, cinslerini araştırdık. E, Türkiye'de e, İngiliz lavantasının ekonomik olarak daha değerli, daha kaliteli yağ veren İngiliz lavantasının üretimi noktasında ilk adım atanlardan biri olduk. Isparta'da lavanta üretildiği biliniyor zaten çoğu kişi tarafından ama oradaki üretilen lavanta melez lavantadır. Mali değeri daha düşük. Dolayısıyla doğru bir tanımsal yaklaşım benimsemek istedik her şeyden önce. Doğru cinsi bulduk. Bunun burada yetişip yetişmeyeceğini saptamak için deneme üretimi yaptık. Ki fide temin oldukça zordu Türkiye'de bu lavanta olmadığı için. Şu an 30 dekar lavantamız var. Burada gördüğünüz 20 dekar çiçeklenecek yaşta. Amacımız da bu alanda 100 dekar lavantaya ulaşmak. Bu bizim kısa vadeli amacımız ama asıl amacımız tabii adada lavantanın yaygınlaşması, üretilir hale gelmesi. Bunun e, bu ada için, İmroz Adası için e, özellikle kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, tarım yaparken iş gücü sorununun olduğu bir yer burası. Lavanta işçiliği e, fazla istemeyen, fazla işçilik istemeyen bir tarım. Susuz yapılabilen bir tarım. Ee, bu da adanın e, yamaç arazileri için avantajlı. Adada kendisinden başka iki kişinin daha lavanta ürettiğini aktaran Eyi, bunun bir kez tesis edilen, tarlasının iyi bakılması halinde de 20 yıl ürün alınabilen, hasat ve bakım maliyetleri düşük bir bitki olduğunu dile getirdi. <laughs> Lavantanın bir hastalığının olmadığını, gübre ihtiyacının bulunmadığını vurgulayan Hakan Eyi, sadece hasat edilmesine yeterli olduğunu aktardı. Eyi bir dekardan hasat edilen 500 kilogram lavantadan 5 ila 7,5 litre yağ çıktığı bilgisini vererek şöyle devam etti. Şu andaki değeri İngiliz lavantası için söylüyorum yani doğru cins lavanta ekilirse 100 eurodur bir litresinin değeri. Dolayısıyla siz e, arazinizde bir dekardan 6 litre aldığınızda 600 euro kazanırsınız. Bugünkü parayla 5 bin lira civarında 4-5 bin lira civarında para kazanırsınız bir dekardan. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de yıllardır Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan adanın, Levanta üretiminin yaygınlaştırılmasıyla farklı bir üvana kavuşacağını ifade etti. Gökçeada'da en büyük geçim kaynağımız malum turizm ve bununla birlikte tarım. Ve biz tarımla turizmin birlikte yürütebilebildiği yerinde tüketimi destekleyen tesislerin olmasını arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Burada da işletme sahibi Hakan Bey'in çok ciddi çalışmalar oldu. Bundan 5 yıl önce başlayan ve bu noktaya geldi. Ve artarak da büyümesini arzu ediyoruz ve şu anda da görünen o ki büyüyor. Ve Göksu Dayı belli bir noktada üretim noktasında özellikle lavanta ve lavanta türü endemik ve aromatik bitkiler konusunda iddialı bir nokta taşıyabilmek için uğraşıyoruz. Biz de yerel yönetim olarak bu tür üreticileri ve çalışmaları destekliyoruz.